4-17 geçe bir sarsıntıyla ayağa kalkmaya çalıştık. Ki nitekim sadece yataktan inebildik sadece. Başka bir şey yapamadık. Eşim ikinci kapıya, ikinci odamıza girince kapı kapandı ve ben kapının arkasında sıkıştım kaldım. Tabii tepemize topraklar vesaire vesaire yukarıdan düşüyor. Biz de evin içinde pinpon topuna döndük. Sağa sola çarpa çarpa bekledik. Depremin bitmesini bekledik. Teslimiyet yani Allah'a teslimiyet ettik. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ha çok şükür bir şekilde biz dışarı kendimizi attık. Ha çok şükür buraya kadar geldik. Yardımcı oldular arkadaşlar. Şimdi işte Vurya sığındık. Vurya sağ olsun İzmir Belediyesi ekibi geldi bizi yerleştirdi buraya. Şu an rahat mıyız? Değiliz. Ha bir nevi rahatız. En azından bir barınacak yerimiz var. Çocuklarımız yanımızda. Kaybımız var. Aileden kaybımız çok. Eşimizi kaybettik, dostumuzu kaybettik, arkadaşımızı kaybettik, yol arkadaşlarımızı kaybettik. Kaybımız çok. Hani tarih, hani anlatılmaz. Hani çoğu aileler, arkadaşlarımız nefes alacak bir şahıs bile kalmadı ailelerden. Böyle bir süreç yaşadı. Allah kimseye yaşatmasın. Yapacak bir şeyimiz yok. İzledikçe yıkılıyoruz. Konu komşu, akrabalar haber alabildin mi onlardan? Akrabalardan haber alabildik. Zaten her biri bir yere dağıldı. Kimisi Bodrum'da, kimisi Antalya'da, kimisi Ankara'da, kimisi yani her biri bir yere Sağ gitti. kalanlar tabii. Sağ kalanlar. İşte ölenler de kimsesiz mezarlığına defnettiler. İşte oradan haber televizyon izledikçe daha dün geldi televizyon izlemeye başladık. Yani yıkıldık. Gece uyuyamıyoruz. Burada her an O yaşayacakmış sıkıntıyı gibi. yani her an olacakmış gibi diken üstündeyiz. O günlere yaşadık. O günler zor çıktık yani. Hiç tanımadığın insanlar koşuyor, yardıma koşuyor, sağ olsunlar. Ben başka bir şey yani. Bilemeyiz hani bir hani sudan çıkmış balık gibiyiz. Ne yapacağımızı, ne yaptığımızı da bilmiyoruz. Farkında mı? Yok. Peki. Yok. Öyle işte kendi halinde hiçbir şeyin farkında değil. Şeyden geliyordu, servisten gelip alıyordu. Alıyorlardı haftada 3 gün. Yani okul da bitti. Bir de gezmeyi çok seviyorum. Okula gittikleri bütün öğrenciler ölmüş. Sadece oranın müdüründen konuştuk. Hepsi ölmüş. Niye bizimki yer eve çıkabildik. Bu çocuk yatıyordu yatağında zaten. Durduktan sonra anca çıkarabildik. Kim kucakladı onu? Babası kucakladı. Dışarıya çıkardık. Zaten Yağmurun altında affedersin durduk. yarı çıplak. Bak Tahmin yağmurun edemeyeceğin bir şey altında. bu. Hiç kimsenin aklına gelmez. Deprem olmuyor mu? Oluyor. Bizde hani bir iki üç aydan beri sallantılar oluyor. Ama böyle hani Hafif. bir esinti gibi geçip gidiyor. Bu anlatılmaz yani hani derler ya anlatılmaz yaşanır. Bu böyle bir şey. Anlatılmaz yaşanır. Resmen bir teknenin içinde fırtınaya yakalanmışsın ve o tekne batacak. Bir şekilde sallanıyor. Batacaksın yani. Teslimiyet başka bir şansın hiç yok. Herhalde çıkamayacağız mı dediniz? Öyle dedim ben. Uyuyor. Zaten teslim dedim ya taşı çöktüm yere. Elimi başımın üzerine koydum. Allah dedim sen bilirsin, sen görüyorsun. Teslim olduk yapacak başka bir şeyimiz yok. Uzun sürdü herhalde 2 dakika o. İki sürmesi dakika zaman sürdü. resmen o 2 dakika demek yani bizim için o an 2 saat, 5 saat, 10 saat bile anlatılmaz. Bitmiyor, zaman bitmiyor. Zaman bir yandan şimşek Bir şey, yandan yer altından o gürültü sesi, yerin altından gürültü sesi, uğultudan geldi. gök gürültüsü, şimşek, yağmur, her taraf zifiri karanlık. Zaten güneş ışıkların gitmesi, elektriklerin gitmesi, Anında gitti. evlerin sallanması. Bir hafta soğuk Nasıl kalıp anlatacağız? O hiç bilemiyorum. çadır kurduk. Naylondan çadır kurduk. Sobamızı çıkarttık, içine koyduk. Çocuk da arabada yattı bu soğukta. Biz de sandalyenin üzerinde bir Yani hafta yattık. 4-5 günü öyle yaşadık. Sonra baktık çaresi yok. Ha, yemek Yani yok mu? Yemek çok. yani Getiren çok getirdiler zaten ama sonradan her şey sağ olsun. yemek Yardım dolu geldikten olmuyor. sonra biraz rahatladık, evet. Ama 2 gün daha yardım yetişemedi bize. Tüm arkadaşlarımı kaybettim. Hepsi vefat ettiler. Hepsini kaybettim. Ve bu durumda spor da yapamam artık. Hiçbiri arkadaşım değildi. Hepsi kardeşimdi. Sınıfımdakilerin yarısını kaybettim.